emekliye refah payı geliyor. Canlı yayında tarih verdi. Emeklilere verilecek zam kesinleşirken sosyal güvenlik uzmanı Dilekete refah payı için tarih verdi. Milyonlarca emekli için bekleyiş sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, maaş zamlarını etkileyecek son verileri açıkladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranları netleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranı %25,73, memur ve memur emeklileri için ise %19,31 olarak belirlendi. Hükümetten refah payı olmayacağına dair işaretler gelse de, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin %24,73 lüksam sonrası yaşadığı sıfır zam tehlikesi kulisleri hareketlendirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün içinde açıklama yapabileceğini belirtti. Ete, refah payı içinde bir oran verdi. Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu. 6 aylık enflasyon %24.73. 6 aylık Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli zammı %24.73. 6 aylık memur enflasyon farkı %8.46. 6 aylık memur toplu sözleşme zammı %10. 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı %19.31. İşte Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli kök maaş zammı. Bağkur esnaf 10178 TL'den eksi 12695 Türk Lirası. Bağkur, Tarım, 8.089 TL'den eksi 10.089 Türk Lirası. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 öncesi, 11.367 TL'den 14.178 Türk TL. Lirası. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 sonrası, 7.047'den 8.789 Türk Lirası. %5 refah payı gelebilir. Sözcü TV yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, önümüzdeki birkaç gün içinde açıklama yapılabilir. Eğer Cumhurbaşkanı'na yönelik baskılar artar ve konu gündemde tutulursa, emekliler için %24-73 lük zamda düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için bu %24-73 lük enflasyon farkı, Ocak 2024 teki alım gücünü bile karşılamıyor. Oran %24,73 çıktı, biz de %5 refah payı ekliyoruz, diyebilirler. Sam oranını yukarı doğru yuvarlayacaklar, dedi. Ve ayrıca aylık bağlama oranlarında bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, emekliler sosyal yardım niteliğinde bir aylıkla yaşıyor. 8 bin Türk lirası, 9 bin Türk lirası kök aylık gibi bir sistemi 2019'da Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına dahil ettiler bu kabul edilebilir bir rakam değil ifadelerini kullandı